Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra, yaklaşık 2 aylık bir aradan sonra yine bir bayram öncesi sizlerleyim. Yine bir VS'lik PvP server tanıtacağım. Artık iş hayatına başladığımızdan dolayı bildiğiniz gibi sadece bayramdan bayrama eve döndüğümde video atabiliyorum. Bu attığım videolarda genelde iyi PvP serverlerde değerlendirmek istiyorum ki sizler de şey olmayın, mağdur olmayın. Bugünkü PvP serverin adı Asya 2. 94-99 VS'lik PvP server. Eski tarz. Onun dışında ben daha önce bu oyuna girdim ve 30 hikayesini falan yaptım. Şimdi sizlere bir daha giriş yapalım, biraz oyunu sizlere tanıtayım. Sesim için bu arada özür dilerim. Dün Erzurumspor Beşiktaş maçı vardı. Biraz maçta fazla bağırdığımızdan dolayı ses bu hallere geldi. Evet, neyse, tekrar oyuna dönelim. Oyunda gördüğünüz gibi burada HP can falan gösteren bir ne derler buna, yan profil var. Şuradan hemen itemlerimizi takalım. Takmadan önce taşları basalım. Oyunda gördüğünüz gibi 4 taş sistemi aktif. Şöyle silahımızı taşıyalım. Oyun ne zaman açıldı diye sorarsanız ya 1 ya 2 gün olmuş olması lazım. Benim işte ancak şimdi vaktim oldu videosunu çekmek için. Şöyle zerhamızı da taşıyalım. Evet, ne zamandır böyle bir FP server arıyorduk yani. Bayramda burada takılırız artık. Kostümleri nereden aldım diye sorarsanız bu kostümler Balıkçı'da satılıyor. Yalnız erkek için pek güzel bir kostüm yoktu. Kadın için vardı, 2 tane aldım. Şimdi buradan cinsiyet değiştirip deneyeceğiz. Karakter atıp girelim. Evet, şu kostümleri deneyelim. Kırmızı bildiğimiz sıradan kış kostümüymüş. Şu nasıl bir şey? Bu da pek hoşuma gitmedi. Neyse, kırmızı yine güzel. Şöyle şuradan bir de saç stili alalım. Evet, şöyle NPC'den başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, satıcı burada. Taşlar falan burada. Şimdi nesnesi burada. Atma kağıdı, büyülü metal falan filan hep burada. Onun dışında burada biyolog var, gördüğünüz gibi tek tek. Burada epik sura var. Abla var burada. XP ver, level ver diyor. Level ver dediğinizde size level veriyor. Ben 99 olduğum için vermiyor. Yank para ver dediğinizde yank veriyor zaten. Yavrucuk kutusu için ne gerekiyormuş arkadaşlar? Burada yavrucuk kutusu ve kostümlerde belli şeyler getirmemiz gerekiyor buna. Bu da VS'lik serverlerde olması gereken bir şey. Çünkü sürekli VS bir yere kadar bazen farm da yapmak gerekiyor. Yavrucuk kutusu için bizden ne diyor? Bunun için 40 tane gök kaşı, ne? Gök kuşağı taşına ihtiyacım var. Gök kuşağı taşını bosslardan elde edebilirsin demiş. Taşı bulduğunda tekrar geldi. Bu nereden düşüyor bunu bilmiyorum. Bakacağız. Çöl savaşçısı seti var. Bunun için ne istiyormuş? Bunun için 20 tane su taşına ihtiyacım var. Su taşını bosslardan elde edebilirsin. Kostüm ne veriyormuş? 1 KHP veriyormuş. 7 günlükmüş. Saç stili olarak da 5 yarı, 5 kritik, 5 derece veriyormuş. Güzel. 20 tane su taşı unutmayalım. 40 gök kuşağı taşı, 70 su taşı. Milo takas, Athena takas, bunlar zaten demek ki bir yerden düşüyor. Bunları takas ederiz. Şöyle silah satıcısını falan da göstereyim size hızlıca. Daha sonra bosslara bakalım nerelerde. Silah satıcısında gördüğünüz gibi 75 değerlik silahlar bulunmuyor. Onun yerine 30 değerlik ortalamalı silahlar var. Bossların canı az olması gerekiyor. Çünkü bunların kesilebilmesi için baya bir bonusunun falan azalması lazım, savunmasının. Sırçıyı da gördükten sonra başka anlatmacığım bir şey var mı diye. Cevherler zaten 200'dü. Şöyle bir çöre geçelim. Burada vs atanlar var. Ya da ejder beklerine falan, bilmiyorum.
Şöyle de nereye geçelim? Şeytan Kulesi'ne bakalım inşallah. Aynen, burada da bekleyen ne var? Çölde burada demek ki bosslar çıkıyor. Ne attığını bilmiyorum. Hangisi ne atıyor falan. Oyuna girerseniz bossların üstünde büyük ihtimal soru işareti vardır. Ona basarak da öğrenebilirsiniz. Nereden ne attığını. Ona göre düşünürsünüz. Onun dışında ejderden falan da bir şeyler atıyor. Generalden de atıyor. Falan gördüğünüz gibi vuruyor şu an. Bundan ulaşamam. Video bittikten sonra döneriz ona. Sürgün mağarasını ışınlanalım. Sürgün ikinci sona git, katın sonuna gitmeyi bilmeyenler var. Yemek serverde olmaz ama tabi SSH serverde evet. Mesela burası bayağı saçma olmuş. İçeri girerken kan taşı istiyor. Yani bunun kaldırılması gerekiyor. Yemek server değil burası. Neyse, şuradan hemen alalım. Kan taşı 200'lü vardı büyük ihtimalle. Evet, bir de tek tek varmış. O da güzel. Allah'tan üst üste toplanıyor. Sürgün. 10 saniye bekleyeceğiz. Şu kostümler var. Baroness'ten düşüyor herhalde bunlar. Yanlış hatırlamıyorsam Baroness çölde çıkar. Çölde diyorum ya. Kule önünde. Çölde kırmızı ejderha çıkıyor büyük ihtimal. Mavi ejder falan bildiğiniz gibi zaten. Sürgün sonunda. Generallerden falan da kıvık atıyor. Bunlar kıvıktan başka bir şey de atıyor mu bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Onun dışında Azrail'den falan su taşı atması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabi en başta ne gerekiyor? Sizin bunları yapabilmeniz için, yani kesebilmeniz için oyuna benim gibi ninja ile başlamayacaksınız. Ya bir bedensel savaşçı ya bir büyülü silah sürü olmanız. Büyülü silah sürü olmanız daha iyi olur bence. Neyse, uzun lafın kısası sürgüne tekrar giriş yapalım. Buraya girdikten sonra tılsıma basarak mağaranın sonu diyebilirsiniz. Burada bakalım buz cadısı var mı? Buz cadısından eser yok. Oyunda tek cihaz olduğundan dolayı pek zaten boss bulmak kolay değil. İyi, Allah'tan slotları temizlemişler. Oyunda slot yok. Şöyle ikinci kata geldik. İkinci katta tekrar tılsıma bastığınızda generaller falan yazıyor. Sura ruhu dediği yer mağaranın sonu oluyor. Generallere bakalım biz. Burası hangi oda? Aynen, bu oda da bu köşede çıkıyor general. Ama tabi yok, gördüğünüz gibi kesmişler. Hatta biri bir yere saklamış. Onun dışında general 2'ye bakalım. Burada gördüğünüz gibi bir bıçak çınınca bekliyor. Şöyle general diyelim 3'e bakalım. Burada da yine birisi bekliyor. Gördüğünüz gibi oyunda sarılar bayağı kalabalık. Adam yerin dibine girmiş. Burada bu hook var. Neyse, dediğim gibi buradan kıvrığınızı falan kasarsanız başka da ne düşüyor bilmiyorum. Sura ruhuna gidersiniz. Burada da tabi ejder kapma meselesi var. Ejderi kapabilirseniz içeri girersiniz. Bakalım ne sistemi var. Kimseyi görmedim. Ya içeride birisi var ya, bug'a atmışlar. Bu arada şurada bir yerde de komutan olması gerekiyor. Buna da bakarsanız. Şöyle bakalım kesen var mı? Burada da yok, kesmişler. Onun dışında dediğim gibi arkadaşlar, bunların çıkma süreleri ve çıkma yerleri hakkındaki detaylı bilgiye oyun sitesinde rehber bölümünden ulaşabilirsiniz. Ben de daha yeni girdiğim için pek ayrıntılı bir bilgiye sahip değilim ama bildiğim kadarıyla bu şekilde sizlere tanıtmaya çalıştım.
Ben oyundayım bayramın 4. 5. gününe. 5. günü yok, 4. gününe kadar. Yani Perşembe, Cuma günü son günüm olacak bu oyunda. Daha sonrasında bir dahaki sefere kadar yokum. Şimdiden herkese iyi oyunlar dilerim. İyi eğlenceler. İnşallah servis.